Kırmızı yandı Neriman. Sürsene. Burayı mı geçeyim mi? Bir şey söylesene. Deli misin sen? Bas gazım. Tamam Neriman, tamam. Bas kaldı, bas kaldı. Doğum 10 gün var demiştiniz değil mi? Evet. Dünden beri kıpırdamadı ama. Ne diyorsunuz? Endişe edilecek bir durum yok. Kalp atışları gayet normal. Normal sancılar gelene kadar bekleyelim. Hiç merak etmeyin, her şey yolunda. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Dayan Neriman, dayan. Niye kıpırdamıyor? Hadi incim, hadi bak bir şey olursa akşama gene geliriz. Hadi gözünü seveyim ya. Dayan Neriman, ne oldu Neriman? İsterseniz bir tane de size gönderebilirim. Ha, çok memnun oldum. Aşk tesadüfleri sever, kader ayrılıkları, yollar geçmeyi sever, insan aramayı, güller açmayı sever, zaman sondurmayı. Eller birleşmeyi sever, yollar ayrılmayı. Herkes geçmişi öder. Bir yol ayrımında başlamak istersen yeni bir hayata gel, yeni yedek bırak ardında. Hayat tekrarları sever, yeniden başlamayı. Kuşlar dalları sever, kanatlarsa uçmayı. İşte sen ne yaptın? Benim de birkaç işim var işte. Onları halledip geleceğim ben de. Sen de saat 8 gibi gelirsin. İşim biter bitmez oradayım canım. Hani Sarıyer'e giderken sağda kalan restoran değil mi? Evet, Onur alacak zaten seni. Gerek yok aşkım, biliyorum ben orayı. Ben gelirim, hadi şans dile bana. Merak etme, canımın içi çok güzel olacak. Seni seviyorum. Bay bay. Ben de. Ah. Hadi o zaman sen hazırlan. Ha anne, sakın etrafı toplayayım deme. Topladım bile değil mi? Peki annelerin en güzeli. Orada görüşürüz. Sen son productions. Evet. 7'ye kadar. Adresi ajansınız bildirmedim. Kim görüşmesi için gelmiştim? Lütfen geçin. Alo.
öyle yok. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Biraz beklettik sizi ama. Yok, rica ederim. Kapak fotoğrafını yarın ulaştırıyoruz. Ve yarın Özgür tüm gününü buna ayıracak derken geldi. Hoş geldin, ne haber? İyi, affedersiniz. Ayşe. Merhaba Ayşe, memnun oldum. Ben çok de heyecanla bekliyordum tanışmayı. Ne güzel. Siz hemen başlayın isterseniz. Ben Neriman teyzeyi alıp geliyorum. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Adım Deniz, Deniz Usman. 1 Eylül 1977 Ankara doğumluyum. 1 Eylül 1977'de Ankara'da doğdum. 2002'ye kadar da oradaydım. 14 yaşında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk ve tiyatro eğitimi almaya başladım. İstanbul'a gelince önce bir dergi için çalışmaya başladım. Sonra kendi stüdyom olunca daha kişisel işlere yöneldim. Boyum 1.68, kilom 58 civarında sanırım. Bir sürü uluslararası başarıya imza attınız ama aynı zamanda dergi kapakları çekiyorsunuz, popüler işler yapıyorsunuz. Hangisi sizsiniz? Aslında ikisi de benim. Hmm. Yani ben çektiğim fotoğrafla aramda bir bağ kurabiliyorsam her şekilde keyif alıyorum. Est-ce que tu parles français? Oui. Juste, je ne parle pas depuis longtemps, mais je vais essayer. Non, mais moi, j'ai pas besoin d'une actrice qui parle parfaitement français. J'ai besoin d'une actrice qui parle français avec un accent turc. Sinon, j'aurais pris une actrice française. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Peki. Bir sürü fotoğrafçı var. Hepsi birbirinden başka türlü fotoğraflar çekiyor ama sizinki hiçbirine benzemiyor. Sizin sırrınız ne? Farkınız ne? Aslında bir sırrım var diyemem. Sanırım benim en büyük şansım babamın fotoğrafçı olması. Heh, geldi. Anne bak son kez söylüyorum, iş konusunu açmıyorsunuz. Ay anladım be oğlum, 50 kere aynı şey. Hoş geldin kızım. Kusura bakmayın, ne olur geciktim biraz. Hoş geldin. Merhaba. Babam Sadık, annem Gülşen. Çok memnun oldum. Hadi buyurun bakalım. Aşkım ne olduğuna inanamayacaksın. Dur hayatım şimdi, sonra söylersin. Bakar mısınız? Oh evladım. Çok güzel olmuş. Hoş geldin, sağ ol. Neriman teyzeciğim, sergiyi gezdirme şerefini bana lütfeder misiniz? Evet, tamam. Evet. Ben gelirim birazdan. İstanbul'da ne kadar kalacaksınız? Yarın dönüyoruz kızım. Bari işler beklemeye geldi. Baba şarap mı? İş dedi de Burak senin oyuncu olduğunu söylediğinde biraz çekinmiştik açıkçası. Öyle mi? Neden? Sakın yanlış anlama, biz öyle tutucu insanlar anneciğim, değiliz. Anneciğim kadehinizi alabilir miyim lütfen? Oğlum çok içme sakın, araba kullanacaksın. Ya, siz beni merak etmeyin, benim dünyalar güzeli bir şoförüm var. Oyuncular arasında da düzgün yaşantısı olanlar yok mu? Var. Ama anneciğim, hayatları şarabı çok düzensiz açıkçası. Biz yani aile hayatı mi için hoş değil. Yine de bir bayan balık için. Balık söyleyelim mi anneciğim? Ha? Siz menüden bakmak ister misiniz? Ama Allah'tan sen akıllı çıktın. Anneciğim hani böyle şeyleri konuşmayacaktık bu gece? Ay oğlum iki laf ettirmiyorsun bu akşam. Hadi sustum. Evet hadi Moskova'da açılan yeni mağazanın şerefini içelim. Sen en doğru karar verdin kızım. Hangi konuda? Niye kimse bakmıyor ya bu masaya? Hı? Bakar mısınız? Pardon. Ödersin. Bırakmakla en doğru kararı teşekkür verdik. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Baba ne yiyeceksiniz? Eğer çiftlik değilse ben devretmeyeceğim. Anne sen? Tekir olsun. Deniz sen ne olursun? Neden öyle düşündüğünüzü anlamadım açıkçası. Aa, Tekir'in tam zamanı yavrum şimdi. Yok yok, onunla ilgili değil, oyunculukla ilgili. Yani ben daha bugün çok önemli bir görüşmeye gittim. Olma ihtimali çok yüksek ve eğer olursa çekimlerin büyük bir kısmı Fransa'da olacak. Aslında oyunculuğu bırakmak gibi bir niyetim yok. Ay, kusura bakmayın, bu telefonu açmam gerekiyor. Bekliyorum. Tanışma yemeği için bundan daha iyisi düşünülemezdi Zeynep'ciğim. Her şey şahane. Ya saçma sapan bir durum var. Kafayı yemek üzereyim. Oyunculuğu bırakacağımı düşünüyorlar. Ne bileyim ben? Burak Bey'le konuşulacak bu konu tabii ki. Oyuncu olduğunu duyunca biraz çekindik açıkçası. Niye girdi konuya kadın ya? Aile kuracak bir bayan için münasip meslek değil açıkçası. Bizim de kendimize göre şeyimiz var açıkçası. Ay bırakacağına çok sevindik açıkçası. Anlayacağını sıçtık Zeynep'ciğim açıkçası. Şey yapayım ben seni sonra arayayım tamam mı? Hadi. Çiçek falan mı göndersem ne yapsam? Geçmiş olsun artık. Sen neden yalan söyledin? Sağ yanaşsana Deniz, ileriden döneceğiz. Neden oyunculuğu bırakacağımı söyledi?
Ne yapsaydım yani? Senelerdir söylenip duruyorlar. Niye bu saate kadar seninle tanışmadılar sanıyorsun? Burak Bey benim adıma karar vermiş, gitmiş ailesini ikna etmiş. Yani olur böyle şeyler değil mi Burak? Bana da söyleseydin beraber ikna etmeye çalışsaydık olmaz mıydı? Neyini ikna edeceğiz Deniz ya? Neyini ikna edeceğiz? Onların bakış açısı ortada işte. Bunun neyini ikna edeceksin? Bu benim mesleğim Burak, tamam mı? Ve mesleğimi bırakmak gibi bir niyetim yok. Bunu da onların anlaması lazım. Aynaya bak, bakmıyorsun aynalara. Bakıyorum aynalara ya. Ha, gördük nasıl, gördük şey nasıl bak seni. Hadi böyle bir yalan attın. Sonra ne yapmayı düşünüyordun? Gidip Nişantaşı'nda mağaza açmayacağıma göre ne yapacaktın? Ne var yani açsa? Ne? Ne? Olamaz mı yani? Şaka yapıyorsun. Hayır yapmıyorum. Ne dediğinin farkında değilsin artık. Asıl sen ne yaptığının farkında değilsin Deniz. Yok Fransız filmi, yok bilmem ne. Bu hayatımın fırsatı olacak. Her şey hayatının fırsatı zaten senin. Her şey hayatının fırsatı. Neyse artık o hayat. Tiyatro neyine yetmiyorsa. Gene yapıyorsun. Ne yapıyorum? Gene yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Ne zaman karşıma bir fırsat çıksa bir arıza çıkarım. Ne arızası çıkarıyorum? Ya bırak Allah aşkına Deniz, ne arızası? Yok 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 yok, bunun parası az, yok şehir dışı, yok başka bir şey. Ha, yani benim yüzümden başarısızsın ha? Oscar alacaktın, ben mani oldum sana. Başarısız olduğumu mu düşünüyorsun? Ya bir kendine bakar mısın Deniz? Bir dönüp söyle kendine bakar mısın? He? Yok hayatımın fırsatı, yok Fransız filmi, uyan artık Deniz, uyan. Ne yapıyorsun Deniz, nereye? Ne var be, ne var? Şimdi 1, 2, 3 diyeceğim. Buradan kuş çıkacak, tamam mı? Ama sen de gülümseyeceksin. Hadi bakalım. 1, 2, 3 Pardon, sergi sahibi kim acaba? Sanırım şu tarafta. Hepiniz hoş geldiniz. Burada gördüğünüz fotoğraflar... ...bir stüdyo sanatçısının bir meslek erbabının... Deniz. 40 yılı aşan meslek hayatı boyunca çektiği fotoğraflardan bazıları. Aslında binlercesi arasından sağ kalmış olanlar. Burak ne var? Deniz bak araba çok kötü bir yerde duruyor. Birazdan rezalet çıkacak. Lütfen dışarı gelin. Foto Turgut. Ankara'da. Görüyorum seni. Tamam geliyorum. Gazi Mahallesi'nde küçük bir stüdyoydu. Ve Yılmaz Turgut... O dükkanda 40 yılı aşan bir sürede her gün fotoğraf çekti. O dükkana günde 10 kişi gelirdi. Bu haftada 70 kişi eder. Ayda 300, yılda 3650 adet yüz görmek demektir. 10 yılda 36500. Bir süre sonra kendini hiç yalnız hissetmezsin. Çünkü zaman geçtikçe herkes sana tanıdık gelir. Yaklaşık bir yıl önce onu kaybettiğimizde böyle bir sergi açarak ona hem bu fotoğraflardaki herkes adına hem kendi adına teşekkür etmek istedim. Geldiğiniz için hepiniz sağ olun. Böyle ayrılmayalım. Sabah Rusya'ya gidiyorum. Böyle yolcu etme beni, ne olur. İyi yolculuklar. Ya tamam, sinirlendim biraz. Özür dilerim. Tamam mı? Burak bak, eğer sen de ailen gibi düşünüyorsan oturup konuşalım. Ya, öyle düşünsem seninle beraber olmam zaten. Ama sen böyle... Hayatımın fırsatı deyince... Ben bozuluyorum ya, anla beni biraz. Biz birbirimiz için hayatımızın fırsatı değil miyiz? Sonra konuşalım. Tamam. Tamam. Bir öpücük ver o zaman.
Bunlar hep seni çok sevdiğim için oluyor biliyorsun değil mi? Öyle mi? Öyle. İyi yolculuklar. Yürüyemem diye. Ha, bak kırıldı işte. İyi oldu. İyi oldu sana. Hani arayacaktın beni? Kızım ne olduğuna inanamazsın. Seninle konuştum. Başımı bir kaldırdım. Aynada kadın arkamda. Hadi ya. Bütün konuştuklarımı duydu. Rezil oldum. İyi olmuş. Kendininden duymuş işte. Bırak sen onu. Ben sana bir şey göstereceğim. Çok dikkatli bak, tamam mı? Sen misin kız bu? Galiba benim. Nereden çıktı bu? Ben diyorum ki Özgür kızma ama bir ara gelsen de şu dükkan kiraya verilmeden değil mi? Bir geleceğim, geleceğim. Bak şimdi bu önümüzdeki haftalarda birkaç tane işim var. Onları halledeceğim. Ha. Sonra geleceğim söz, tamam mı? Peki, peki. Oo, evladım. Çok mutlu ettin beni Özgür. Çok. Ama babanı da, babanı da çok. Bak biliyor musun? Eğer hakikaten onlar bizi oradan bir yerden görüyorlarsa... Tamam, anneciğim. Güzel anne. Dur oradaymıştı. Çok gurur duymuştu. Tamam, hadi geç kalma. Hadi Barış'ı ara beni, tamam. Anneciğim, bir şey soracağım sana bu arada. Benim 7-8 yaşlarında Foto Turgut diye bir yerde çekilmiş bir fotoğrafımı hatırlıyor musun? Böyle üzerimde çiçekli bir elbise var, saçlarım omuzlarda falan. Tamam, neyse anneciğim. Hadi kapatıyorum, tamam mı? Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler. Kime soruyorsun? Oğlum millet bayıldı sergiye. Dergi kapağı çıksın, göreceksin bak, coşacak işi. Fazla kalmayacağım abi ya, kaçarım birazdan. Tamam. Sabah kaçta buluşuyoruz? Abi dışarı bir hava almam lazım. Tamam, tamam, tamam. Allah Allah. Ne oldu ya? Abi iyi misin? Merdivene dikkat et abi. Acele etme. Işığı yakayım öyle çık. Tamam abi, tamam. Biraz daha iyi misin? İyiyim abi, iyiyim. Bana tutun istersen. Yok abi, tamam çıkıyoruz işte yavaş yavaş. Abi ne oldu böyle ya birdenbire? Ya başım döndü biraz işte abi. Allah Allah. Hadi sen hemen yat dinle. Ben buradayım zaten. Saçmalama oğlum, git evine. Hayır canım, kalıyorum. Niye ya? Abicim kalmana gerek yok. İyiyim diyorum. Emin misin? Eminim gerçekten. İyi. Hadi yarın bir sürü iş var zaten. Tamam. Gece bir şey olursa ara. Tamam. Saat kaç olursa olsun. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sağa doğru. Kıpırdama. Bir saniye. Sen de gel. Evladım kıpırdama bir dakika. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Gidebilecek misin eve? Hadi bakalım göreyim seni. Yusuf amca turbası kız geldi mi? Hepsini aşağı sokan çocuklar aldı be Özgür'üm. La bebe artırmışsın lan sen. Yürü gitme kendi sokağına. Bura bizim sokak. Orası da bizim bakkal, turbaların hepsini almışsınız. Sen ne lan? Yürü git la, ağzını yüzünü dağıtırma. Yakalarsın. 2,5 kürek gözünü seveyim, fazla değil. O kadar ha. Özgür, hani yaş günü de verecektik bisikleti? Bak bekleyemedi baban değil mi? Biraz daha dolaşayım mı? İyi hadi babanın yemeğini götür bari. Ay yoğurdu da al gel.
Geldin mi? Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak, ne yapıyorsun? Ben sana demedim mi hamur çiğken gelmez diye, ha? Al, yavaş, yavaş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gelme demedik mi lan sana? Ne oluyor ya? İçine sinir ne kadar devam abi. Ben ayarlıyorum diğer tarafı. Sağ ol. Eren, bize diğer tarafı bir yarım saat 40 dakika daha bekletirsen var ya. Canımsın abi. Sağ ol. Çok süper olur. Pardon. Bakar mısınız? Buyurun. Sergi sahibiyle görüşebilir miyim acaba? Baba Emin. Bu kızın kim olduğunu biliyor musunuz? Neden sordunuz? Benim galiba. Yani benim çocukluğuma çok benziyor ama böyle bir fotoğrafı hiç hatırlamıyorum. Siz şimdi bu resimdeki kişinin kendiniz olup olmadığını bilmiyor musunuz? Saçma göründüğünün farkındayım ama benim hiç çocukluk fotoğrafım yok. O yüzden de emin olamıyorum işte. Ankaralı mısınız? Evet, Ankaralıyım. Nerede oturuyordunuz Ankara'da? Ha, yani siz iki Ankaralı bir araya gelince illa bir yerden tanıdık çıkıyorsunuz ya. Hiç şaşmıyor yani. Biz Çankaya'da oturuyorduk. Babanızın dükkanı o civarda mıydı? Gazi Mahallesi'ndeydim. Benim dedem orada otururdu. Dedesinin kağıt helvası. Babacığım akşam seni de alır biz de gideriz. Hadi sen vazifenin başına. Şapkasını sakın dışarı çıkma. Ne güzel kızım. Her seferinde şunu tören haline getirmeseniz olmaz. Sen ne babalı adamsın ya. Affedersiniz isminiz neydi? Deniz. Benimki de Onur. Çok memnun oldum. Tamam. Şimdi Deniz senin birkaç fotoğrafını çeksek. Hemen şimdi burada. Yani böyle bu sadece... Tabii. Çok güzel. Gayet güzel. Mesela kendi çocukluk fotoğrafınızın önünde. Sonra bunları bir dergide kapak fotoğrafı olarak yayınlasak. Sergin tanıtımı için. Bilmem ki. Çok teşekkür ediyorum. İnan bana hayat kurtardın. Alo. Ne yapmam gerekir? Fotoğrafınızın önünde durmanız yeterli. Böyle mi? Çok ilginç değil mi? Böyle bir fotoğrafı hiç hatırlamıyorum bile. Belki de almaya gelmemişsinizdir. O yüzden hatırlamıyorsunuzdur. Siz hatırlamadığınız başka bir şey daha söyleyeyim mi? Evet. Siz bu fotoğrafı çektirirken ben de oradaydım. Tanışıyor muyum? Ha, çok pardon. Geçebilsem. Efendim Zeynep. Yoldayım, geliyorum. Benim çok acil gitmem gerekiyor. Hafızam çok kötüdür. Direkt söyleseniz. Yarın eğer stüdyoya gelirseniz hem fotoğrafın bir kopyasını size veririm hem de konuşuruz. Onur bir kart versene. Tekrar teşekkür ederiz Deniz. Sağ olun Onur Bey. Çok memnun oldum Özgür Bey. Ben de. Hoşça kalın. Film çeviriyorlar kızım. Anne, siz de babamla film çeviriyor musunuz? Bitti kızım bizde filmler. Hadi yemeğini ye. Dede, ben de senin gibi büyüyünce oyuncu olacağım. Deniz, yemeğini yiyeceksen ya, yemeyeceksen doğru yatağa. Tamam. Anne, biraz çekilir misin? Bir, iki. Film çevirelim mi? Dedesinin haydudu. Gel bakayım, gel gel gel. Tamam. Hadi bakalım Özgür, bir kalbini dinleyelim şimdi. Geçmiş olsun delikanlı. Size de efendim. Ay size de, size de. Özgürcüğüm. Oh, canın çok yanıyor mu evladım? Ay canım benim. Hadi kalk biz de gidelim artık. Yok 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 yok. Burada kalmanız gerekiyor. Öyle mi? Neden? Mühim bir şey yok demiştiniz. Kalbinde ritim bozukluğu var. Kalp mi? Kalp mi?
Ya adam daha kendisine bakamıyor be. Kaç kere söyledim çocuğu dışarı bırakmayın diye. Yok bitti. Dede falan yok artık, gitmiyor. Ya okul açılana kadar mecburen bırakacağız. İzin al o zaman. Nasıl izin alayım? İznim mi var benim? Ayrıl o zaman daireden. Ha, ayrılmış, çok güzel. Okul taksitlerini kim ödeyecek o zaman? Ha güzel. Laf sokmaya başladık yani. Kızım benmişim, benmişim. Aa sahi mi? Evet. Ya hatta çocuk beni tanıyor da ben bir türlü çıkaramıyorum işte. Özgür Turgut'un telefonu. Ben menajeriyim Onur. Kim arıyordu? Eğer sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben bitirdim. Tamamdır. Konu nedir? Ben yardımcı olayım. Sağ olun. Bir saniye bekler misiniz? Alo? Özgür Bey iyi günler. Doktor Erdem Bey görüşecek. Tamam bekliyorum. Özgür Bey. Merhaba nasılsınız? Anladım. Ne kadar kalmam gerekiyor? En az bir hafta diye düşünüyorum Özgür Bey. Peki çarşamba olabilir mi? Ertelemeyelim. Yarın yatış yaparsanız iyi olur. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Hayırdır abi? Abi bu haftaki işleri iptal eder misin? Neden? Sonra anlatırım ya. Boşver. Abi ben ne diyeceğim şimdi insanlara ya? Ya ne bileyim uydur işte bir şeyler. Ben kaçtım. İçmeyeceğim. Baba film çevirmek ne demek? Film çevirmek mi? Bak şimdi düğme şurası. Ama fotoğraf çekmek sadece düğmeye basmak demek değildir. Eğer doğru yerden bakmayı bilirsen her şeyin arkasında bir güzellik görürsün. İşte o güzelliği yakaladığın zaman iyi bir fotoğraf çekmiş olursun. Hadi bakalım. Heh. Hadi bakalım şimdi daha güzel bir yere. Bu ne ya? Abi ne kadar yakışıklı bir çocukmuş böyle. Gülme. Ankara doğumlu fotoğrafçı. Ödülleri falan. Ya kızım bu dalga geçmiş olmasın seninle. Bak da hafıza kıt. Fotoğrafla ilk temasınız nasıl oldu? Aslında babam fotoğrafçı olduğu için çocukluğumdan beri bir ilişkim vardı. Ama asıl ilgim çocukken geçirdiğim bir bisiklet kazasından sonra başladı diyebilirim. Ne? Sonra dedi? Akışı değişti. Çocukken bisiklet kazası geçirmiş. Ben nasıl anlamadım? Neyi? İnanamıyorum. Gel dedeciğim, oturalım şu banka. Aferin. Al bakalım bu senin gizli defterin. Gizli kutum gibi mi? Ondan da gizli. Bundan sonra bu deftere kalbinden geçenleri yaz. Akıl unutur, kalp unutmaz. Kırmızı bisikletli çocuğu da yazabilir miyim? Seni gidi seni. büyük aşklar kavgayla başlarmış. Seninki kazayla başladı bu. Dede, aşk nasıl oldu ya? Vallahi onu kimseler bilmiyor Deniz'ciğim ama... Bazı işaretleri var tabii. Mesela kalbim çok hızlı çarpar. Hep onu görmek, onunla beraber olmak istersin. Bu dünyada senin için bir tek o vardır. Gerisi umurunda değil. Sen anneanneme aşık mıydın? Ben anneanneme hala aşığım. Kader mi, kısmet mi, rastlantı mıdır bilinmez ama... ...gönül gidip bir kişiyi seçer. İşte ben anneni ilk gördüğümde dedim ki ben bu kadınla evleneceğim. Bazen ilk görüşte bilirsin. O insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz. Kızlar,
Yarın Ankara erkek saatimiz 9:30. Taksim. Kimse hiçbir şeyini unutmuyor. Tamam. Tamamdır. Bana söyle. Hadi görüşürüz. Bana söylüyorum. Fotoğrafı almak için çocuğun stüdyosuna gidiyorum. Sen de gelmek ister misin? Ay yok. Ne işim var benim ya? Üf. Yaman iyi. İlla bir mızıkçılık yapsan. Merhaba. Gelsene. Burası ne kadar güzelmiş. Sağ ol. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Evet, aslında yaşıyorum diyelim. Ya şu sizi bizi boş versek, sen ben desek. Tamam. Harika. Hepsiniz... Buyur. Pardon, sen mi çektin? Evet. Şu hariç. O sensin değil mi? Hatırladın ha sonunda. Evet, hatırladım. Hatta biraz daha fazlası. Okudum diyelim. Bu ne? Bu benim günlüğüm. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Bak. Burayı. Evet. Kırmızı bisikletli çocukla sonunda tanıştım. Aynı filmde yaptıkları gibi bisikletin önüne atladım. Canım çok acıdı ama olsun. Nasıl yani? Bilerek mi atladın sen bisikletin önüne? Öyleymiş. Ya ben yıllarca vicdan azabı çektim, sana çarptım diye ve sen bilerek atladın, öyle mi? Çok özür dilerim. Çay? Olur. Senin neden hiç küçüklük fotoğrafın yok? Kaybolmuş. Yani biz taşınırken kollerden bazıları kaybolmuş. Bütün fotoğraflar, albümler falan da o kollerdeymiş işte. İnsan hiç çocukluk fotoğrafı olmayınca neye benzediğini bile hatırlamıyor. O yüzden de dün fotoğrafı görünce çok tuhaf oldum. Sen çok şanslısın. Yüzlerce fotoğrafın vardır herhalde. Binlerce. Vay be. Ne iş yapıyorsun? Oyuncuyum. Doğru tabii, tahmin etmeliydin. Çocukluğumdaki kadar iyi olduğumu söylenemez ama oynuyorum işte. Nerede, bir yerde oynuyor musun? Bir tiyatro grubumuz var. Arada da görüşmelere gidiyorum. Film, dizi falan. Aslında bu ara bir filmde oynama ihtimalim var ama bakalım. Ne güzel. Nasıl bir film? Bir aşk filmi. Yani olur mu bilmiyorum ama olmasını çok isterim. Bence olur. Gerçekten mi? Kime de olur. Umarım. Çok özel insanlar seçmişsin. Bu da onlardan bir tanesi. Kaç sene olmuş? 25. 25. Senin gözlerin hiç değişmemiş ama hala aynı. Çok derin bakıyor, sıcacık. Tanışmak ister misin? Nasıl yani? Yani kaptan çok güzel yemekler yapar ve buraya çok yakın. Gidebiliriz. Şimdi mi? İstersen bir sonraki buluşmamızda gidelim. 25 sene sonra. Tamam, gidelim. Ne? Seke tutun! Kaptan Gül Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Aslanlar gibi. Sen nasılsın? İyi, çok iyi. Sağ ol, çok iyi. Merhaba. Deniz. Nasılsınız? Memnun oldum. Memnun oldum efendim. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Buyurun, buyurun. Biz bakalım. İlk defa bizimle geliyorsun. Kırlay gözünde bulmuşsun. Sakın kaçırma. Tamam mı? Biz çocukluk arkadaşıyız kaptan, bayağı eskiden. Daha iyi ya, daha iyi ya. Buyurun, buyurun, buyurun. Ne içersiniz? Ne içersin? Rakı. Tamam, mezeleri de... Onları hallederim, merak etme. Sağ ol kaptan. Okulu nerede okudun? Kolej. Sen? Deneme. Deneme mi? Bir sürü arkadaşım var denemeden. Kim var? İrem var, Ayşegül var, İdil var. Alp'i kesin tanırsın. Uzun boylu, sarışın. Kıvırcık. Evet, kıvırcık Alp. Evet, Alp'i tanıyorum. Şunlar arkadaşlar. Sağ ol kaptan. Biz sonra üniversitede de Alp'le birlikte okuduk dil tarihte. Ama sonra ne yaptı hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sen ne yaptın üniversiteyi? Üniversite ben zaten babamın yanında çalışıyordum. Çok iyi hazırlanamadım. Sonra da fazla üstelemedim açıkçası. Yani baştan beri fotoğrafçı olmak istiyordun o zaman. Evet. Baştan beri olmasa da öyle diyelim. Su alır mısın?
Ben seçeceğim. Efendim buyurun, mezeler de geldi. Sağ ol kaptan. Ben böyle bırakayım, siz servisleri yaparsınız. Tamam, çok sağ ol. Elinize sağlık. Çok tuhaf değil mi Ankara'da hiç karşılaşmamamız? Belki karşılaşmışızdır. Belki. O zaman karşılaşmamıza ve benim yıllar sonra bulduğum çocukluk fotoğrafıma. Hala geçmedin senin bisikletli delikanlı. Ben onu beklemiyorum ki. Tabii canım, beklemiyorsun. Benimki de laf işte. Hadi kalk bakalım. Nereye? Seni şöyle güzel bir fotoğrafını çektirelim ha? İstemiyorum, ben burada oturacağım. Burada mı oturacaksın? Ya, hadi bakayım. Elecine karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız. Böyle bırakılmaz ki. Özgür, ne yapıyorsun çocuğum sen? Sen bana söz vermedin mi koşmayacağım diye. Bak, ya bak, anne ne olur, çok sıkıldım. Sokağa çıkayım ya. Kapat şunu, sıkıldın öyle mi? Ha? Ama bak, koşmayacağına söz veriyorsan babanın yemeğini götürebilirsin, tamam? Erkek sözü. Erkek sözü. Tamam, hadi bakalım, hadi gel. Ya sus sen. Yavaş ama. Ne oldu lan? Tek gidince hava sönmüş. Bak şimdi, kafanı biraz böyle sağa doğru. Biliyorum sıkıldın ama hemen bitecek. Bak şöyle. Şöyle, çok güzel olacak. Şimdi bir, iki, üç diyeceğim. Buradan kuş çıkacak, tamam mı? Ama sen de gülümseyeceksin. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Gülümse biraz. Gülümse. Gülümse. Hadi canım. Baba yemeğin. Özgür, ne yaptın oğlum? Kusura bakma Kemal abiciğim. Topla oraları. Gel sen şöyle fişi yazayım. Hadi sen de gel kızım. Tamam. Film çevirelim mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bakın. Ya yok, daha fazla içmeyeyim artık. Yeter. Tamam. Ankara'da nerede oynayacaksınız? Şinas sahnesinde, biliyor musun Şinas? Ne kadar oynayacaksınız orada? 3 hafta falan oradayız. Sonra ne olacağı belli değil daha. Özgür, bu arada kalksak mı ya? Yarın sabah çok erken gideceğiz çünkü. Kalkalım. Kaptan biz hesabı... Hop dedi, nereye böyle? Hay Allah. Daha helva yemeden bırakır mıyım sizi ya? Kaptan, başka zaman yeseydin. Ya şimdi, ya şimdi bir yersin, ya bir daha yok. Tamam, yiyelim. Emin misin? Eminim tabii ki. Tamam kaptan, yine sen kazandın. Affedersin. Alo. Aşkım. Burak. Anca nefes alabildim. Açılıştaki izdihamı görmen lazımdı. Sen nasılsın? İyiyim. Film işi belli oldu mu? Aramadılar daha. Ha, olmadı yani. Daha 2 gün oldu Burak'cığım. Ararlar daha. Bekle biraz. Be olsa ararlardı canım. Bak sen bana kızıyorsun ama her seferinde haklı çıkıyorum işte. Yine başlıyorsun Burak. Kapatıyorum. İnat etmek istiyorsan devam et. Kapatıyorum Burak. Kafam mı iyi? İyi senin. Ha, bir tuhaf konuşuyorsun. Dışarıda mısın sen? Neredesin? Oscar törenindeyim Burak'cığım. Hadi bay bay. Her şey yolunda mı? Hı. Yolunda. Erkek arkadaşın mı? Evet. Uzun zamandır mı berabersiniz? Uzun.
Uzundan da uzun. Sen? Kız arkadaşın var mı? Yok. Kaptan çatalları unuttu. Galiba ben bu kafayla motora binemeyeceğim. Acayip başım dönüyor. Önce ben binebilecektim. Ya, taksiyle gideriz canım. Taksiyle tamam. Gideriz. Merhabalar. Deniz, nerede oturuyorsun sen? Cihangir'de. Önce Cihangir'e gideceğiz, sonra Balat'a. Devam edelim ya. Yüzün göğsüme yaslanmış.
Baba. Uyumuş mu? Deniz'im, dedeni artık göremeyeceğiz. Niyeymiş? Çünkü o başka bir yere gitti. Hayır, içeride deden. Deniz'im, yok. Artık deden burada değil. O zaman ben de onunla gideceğim. Sakın böyle konuşma. Kolay gelsin Yılmaz Usta. Hoş geldin Yusuf abi. Cenazeyi duydun mu? Kimin cenazesi? Hani şu yan sokakta otururdu Kemal amca. Tiyatrocu. Ya sizler ömür. Yapma ya. Daha 2 gün önce torununun fotoğraflarını çekmiştim. Allah rahmet eylesin. Sakın çıkmayın ben gelmeden. İyi, valizimi unuttum, onu alıp geleceğim. Seni seviyorum canım benim. Hiç sorma, gelince anlatırım. Hadi bay bay. Anlatacaksın. Neredesin sen? Abi Özgür'de kaldım. Kalmışım yani. Ne? Ya kusura bakmayın ya, ne olur. İyidir, fena değil sizden. Nerede kaldın? Çok... Merhaba gidiyor. Arkadaşımla kaldım ve uyanamamışım. Günaydın. Aa, sen niye orada yatıyorsun abi? Sana güzel bir haber vereyim de uyan. Dergiden aradılar, kapak fotoğrafına bayılmışlar. Deniz nerede? Deniz kim ya? Deniz! Gitti mi ya? Başına iş açtığım için çok özür dilerim. Her şey için sağ ol, kusura bakma Deniz. Deniz bu... Hay Allah ya. Kapak kızı Deniz.
Ulan sen ne çakal bir adamsın olur, ya. Olur. Benim motosiklet kaptanın orada, onu aldırırsın. Bir de arabanı bana bırak, olur mu? Sen ne yapacaksın ki arabayı? Hayret ya, sorulara cevap yok. Böyle bir artistik hareketler. Alo? Özgür Bey. Evet, benim. Dün sabah hastaneye yatış yapacaktınız. Doktor Erdem Bey kontrol etmemizi istedi. Yatış? Ha tamam, ben sizi birazdan arayayım mı? Teşekkür ederim, iyi günler. Kim o? Geçmiş olsun. Hastaneye yatıyormuşsun. İşe bak ya. Abi benim bir şey değil ya. Geçen gece düşüp bayılıyorsun. Bu hafta bütün işleri iptal ettiriyorsun. Hastaneye yatıyorsun. Önemli bir şey yok. Abi hastane falan yatmıyorum gerçekten. Telefon ne o zaman abi? Ya. Abi bak artık endişeleniyorum abi. Abicim endişelenecek bir şey yok. Merak etme, hastaneye falan yattığım da yok. Nerede araba? Arabayı istiyorsan önce anlatıyorsun abi. Otur abi. Taksiye bindik. Sonrasını hatırlamıyorum. Bayağı bildiğin daldım. Gözlerimi bir açtım ki 20 cevapsız senden uyanmışım. Onun odasındayım falan böyle. Böyle. Bu kadar. Hiçbir şey olmadı diyorsun. Şey olmadı ya. Yapma Allah aşkına. Şişt. Gerçekten onun resimdeki kadar yakışıklı mı? Ha? Efendim Deniz. Burak, nasılsın? İyi, yemekteyim. Sen? Hala törende misin? Bolu'dayım, Ankara'ya gidiyorum turne için. Tamamen unutmuşum ben onu. Ya, kusura bakma, senin hızına yetişemiyorum ben. Burak, dün telefonu yüzüne kapattığım için özür dilerim, tamam mı? Ya sen de biliyorsun, sorunlarımız var. Sen geldiğinde oturup yüz yüze halledeceğiz. Ben geldiğimde sen turnede olacaksın ama, değil mi? Bütün mesele de bu zaten. Değil mi canım? Hadi kapatıyorum. Minibüs kaldı. Konuşuruz. Bay bay. Özgür! Hadi karnını almaya gitmiyor musun? Gideceğim. Giderken babana da uğramayı unutma. Tamam. Doğru. Geceleri şen gezginiyim ben. Oberon Şak... Ne oluyor? Tiyatro sınavına hazırlanıyorum. Ankara Sanat Tiyatrosu. Genç yetenekler aranıyor. İnci! Efendim? Bundan haberin var mı senin? Nedir o? Hanımefendi tiyatro sınavına hazırlanıyor. Fen Lisesi sınavına kim girecek peki? Fen Lisesi istemiyorum ki ben. Oyuncu olmak istiyorum. Güzel. Okuldan alalım o zaman. Boşuna para harcamayız. Öyle değil mi İnci? Madem hanımefendi oyuncu olup sürünmek istiyor. Yani sesini yükseltmeden... Yükselttirmeyin o zaman. Aslı maslı unut. Çıkar kafandan. Çıkarmayacağım. Anlamadım. Sınava gireceğim. Deniz. Ne oluyor buna? Büyüyor canım. Güzel. Bu da babanızdan bize miras hanımefendi. Baba ben geldim. Gel bakalım, gel şöyle, ben de seni bekliyordum. Kapat gözlerini. Sana bir sürprizim var. Uzat, 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 uzat. Aç bakalım. Babacığım, teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Karne hediye. Beğendin mi? Kafesteyim. Beni dışarıya sarıyorlar. Caner, bizim de bir gün böyle gitarlarımız olacak mı? İstersen bugün de olur oğlum. Nasıl olacak o? Yersen. Ne yerse? Kim attı lan onu? Ya bırak abi ya. Ya bırak ya. Kim attı lan onu? Ya tamam salla boş ver ya. Bir elimi yüzümü yıkayayım bir sus.
Getirmek için mi geldin? Benim için önemli demiştin. Bir de sana numaramı vermeyi unutmuş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Bir şey değil. Biz hemen provaya başlayacağız da yani... Belki çıkınca bir şeyler içmek istersen. Güzel olur. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Gelmeyeli ne kadar uzun zaman olmuş diyecektim. Ben de buraya geldiğimde Ankara'yı ne kadar özlediğimi anlıyorum diyecektim. Babamın bir lafı vardı. Bir Ankaralı için İstanbul başkasının çocuğu gibidir derdi. Gülünce seversin, ağlayınca bırakıp kaçmak istersin. Tam da öyle galiba. Dün başına iş açtım, çok özür dilerim. Ya asıl ben özür dilerim. Yani sen uyanmayınca ne yapacağımı kestiremedim. Sen ne yapacaksın Ankara'da? Babamın dükkanıyla biraz ilgileneceğim. Kiraya vermeden önce biraz toparlamak gerekiyor. İşte kiracılar bulmak gerekiyor. Annemin o kiracıları sevmesi gerekiyor falan filan. Annen için zordur herhalde. Kolay değil. Ama o çok güçlü bir kadın. Sizinkiler nasıllar? İyiler. Hatta annem şu anda bir sürü yemek hazırlamış, sofrada beni bekliyor olabilir. Tamam, kalkalım o zaman. Teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Bu arada ilk oyun yarın akşam. Gelmek istersin belki. O kadar sıkıcı değil gerçekten bak. Sıkıcı olması imkansız zaten. Görüşürüz. Görüşürüz. Deniz, ne var kızım? Yok bir şey. Emin misin? Eminim, yok bir şey. Peki canım. Bunlar başta dalga geçiyordu. Krem satıp nasıl geçineceksin diye.
emekli maaşına kalsak. Abla turşuyu uzatsana. Al canım. Bütün komşulara zorla satıyorsun abla. Millet seni görünce kaçmaya başladı. Ben ne zorla satıyorum canım? Karının suratı kıçıma dönmüş, hala almam diyor. Zorla oldu. Abla. Burak nasıl Deniz? İyi dayıcığım. Şimdi de Rusya'da bir mağaza açtılar, oraya gitti. Hmm. Rusya mı? Sakat değil mi kız oralar? Neden? E sen izlemek, beraber duş filan. Aman yok be yenge, buranın hiç işi olmaz. Oyuna geliyoruz değil mi? Evet evet. Birazdan size davetiyelerinizi vereceğim. Vallahi ben torun istiyorum. Torun istiyorum. Ama evlenmeye falan niyetiniz yok galiba sizin. Hala oyun boyun. Hı? Aman abla, evlenip ne yapacaklar? Keyifleri yerinde. Keşke eczacılık okusaydın. Dayın dükkanı devrediyor. Gelerdin oraya. Anne inanamıyorum gerçekten. Hala mı? Hala mı? Annemin bu eczacılık fantezisi hiç bitmedi. Bitmeyecek de herhalde. Sen bakma onun özelliğine. Yeni düvel duydu senin oyunu. Gerçekten mi? Geçen sene iki bölüm bir dizide oynadın ya. İzlemeyenin canını okudu vallahi. Hadi canım. Anne? Hiç fasulye yemediniz siz ya. Yes şimdi. Vallahi bundan da yemediniz. Tıkanıyorsun. Orhan tıkadın kendini. Abla. Vallahi tıkadın. Abla. Ya şundan hiç almadınız. Ömer olsa silip süpürmüştü. Dayı ne oluyor? Son zamanlarda böyle durup durup Ömer diyor. Ben gidip bir bakayım mı? Tatlıyı getirdim ben. Ben tamam, eline sağlık abla. Ay tabağınız yok sizin ya. Al bakalım çayını. Ah, sağ ol. Özgür. Ya biliyorsun ben öyle merdiven falan inip çıkamıyorum ya artık çok. Diyorum ki sen bir yarın baksan şu dükkanda bir ilgilensene. Bakacağım bakacağım. Zaten bugün arada birkaç kişi. Yarın sabah geleceklermiş. Hemen gitmezsin değil mi? Gitmem. Sağ ol abi. Gerçi bu makine bir tane gitar yapardı ama sizi kırmayalım. Hadi bakalım. Özgür nedir bugün? Aa. Nereden çıktı bu gitar? Şey. Caner'in bu. Özgürcüğüm bak sen böyle hoplayıp zıpladıkça yüzün gözün mosmor oluyor evladım. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Özgür! Neriman! Özgür. Doktor ne diyor Yılmaz söyle. Ne desin Neriman, diğerlerinin söylediğinden farklı bir şey söylememiş. Ömür boyu çekecek diyor. Şiş, tamam tamam. Ha? Gitarım nerede? Ya bak buldum gelinliği. Anne bu nereden çıktı? Gel bak. Bak bunu şöyle yandan birazcık alıyoruz. Böyle oturuyor. Daha ortada bir şey yok. Nasıl yok canım? Ailesiyle tanıştırmış işte. Nasıl? Çok güzel. Baban da gelir mi düğüne? Hı? Bak sakın gelmesin. Sakın. Anneciğim, canım iyi misin sen? Hı? Burak iyi çocuk. İşinde, gücünde, seni de seviyor. Biliyorum anneciğim, neden söylüyorsun şimdi bunu? Söylüyorum işte. Böyle kolay değil insanın güvenebileceği birini bulması. Ben babana aşıktım, ne oldu? Ben aslında... He, iyi hatırlattın. Çamaşırı asmadım ben.
Günaydın. Günaydın. Gel bir daha öpeyim, gel. Ay bu saatte doğmuştun bile. Ay böyle yumuk yumuk bir şey canım benim. Anneciğim, ben kahvaltı yakalamayacağım. Nasıl yani? Ya tiyatrodan provaya bekliyorlar. Hemen gitmem lazım. Aç mı gideceğim provaya? Yok yok, orada yeriz bir şeyler. Peki arabayı alabilir miyim acaba? Anahtarlar kutuda. Olmadı böyle. Merak etme anneciğim. Akşam tiyatroda görüşürüz zaten, tamam mı? Büyümüşüz be anne. Tüh, sen mi büyüdün? Hadi canım. Hiç büyümedin vallahi çocukken. Nasılsan şimdi de aynı öyle özgürsün. Hala bir şeyler saklıyorsun anneden. Kes bakalım. O ne demek? Ne demek o? Sende bir hal var demek o. Ne halim olacak anne Allah aşkına? Hadi hadi. Hmm. 15 dakika sonra adamlar gelecek dükkana. Ya tamam. Ona geç kalmayayım. Hadi hadi. Tamam hadi. Kurt. Sağ ol. Kurtla. Babacığım. Oğlum. Selamun aleyküm. Kiralık dükkan için gelmiştim. Müsait misiniz? Siz ne iş yapmayı düşünüyorsunuz? İnternet kafe açmayı düşünüyorum. Özgür. Hadi çıkalım oğlum. Tamam baba. Şunları da bir silim, geleceğim. Peki. Özgür, ben kapıyı kapıyorum. Tamam. Buradaki son gecemiz. Artık yolumuza İstanbul'a devam edeceğiz. Ama kalbimiz her zaman Ankara'da. Size iyi eğlenceler. Abi kim var? Merhaba arkadaşlar. Canlı müzik var değil mi? Az evvel. Ama partimiz var istersen. DJ'miz devam ediyor şu anda. Ne diyorsunuz? DJ ben çıkalım. Canlısı. Ay yok ya. Canlısı. Aa evet. Canlısı. Sağ olun. Ben ne yapacağım ya? Ne yapmak istiyorsun? Bilmem. Sen benim evimde olsan ne yapardın? Aa çok yanlış bir kişiye soruyorsun Deniz. Zeynep lütfen bir şey söyle. Bak sen benim evimde olsan ne yapardın dedin ya. Sen ben ol, ben de sen olayım. Yani ben Deniz'mişim, Burak da benim sevgilimmiş gibi, tamam mı? Neyse. Biz Burak'la gayet mutluyuz. Ailesiyle aramızda bazı problemler var ama çözülmeyecek gibi değil. Sonra bir gün biz Burak'la kavga ediyoruz. Ve tesadüfe bak ki o gün çocukluk aşkıma rastlıyor. Ve maalesef 7 yaşındayken Sümüklü'nün teki olan bu oğlan... ...dünyanın en yakışıklı, en karizmatik, en yetenekli, en gizemli adamına dönüşmüş. Ve daha önce bana kimsenin hissettirmediği şeyleri hissettirmiş. Ve gözlerim de daha önce kimseye böyle bakmadı. Sağ ol.
Çok yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim. Ya pardon da ne söyleyecektim ki ben sana? Ha? Ne bileyim, kendine gel Deniz diyebilirsin mesela. Kendine gel. Evet, Özgür senin çocukluk aşkın olabilir. Seni çok heyecanlandırıyor olabilir. Onu her gördüğünde kalp krizi geçirecek kadar heyecanlanıyor olabilirsin. Hı. Ve fakat Burak'la uzun süredir giden bir ilişkin var. Ve Burak seni hiç üzmedi, kırmadı, aldatmadı. Burak'la mutlu muyum sence? Mutlu olmadığım birini mutlu edebilir miyim? Seni çok seviyor. Hayır, sevmiyor. Nasıl sevgi bu ya? İnsan anlamadığı, hissetmediği bir şeyi sevebilir mi? Hem seni seviyor olsa seni sen yapan şeylerden niye vazgeçmeni istiyor o zaman? Ha? Ağlama ya. Hem ya ne istiyorsan öyle yaşa be. Ha? Onu kandırırım. Bu kadar. Bize senin için çok önemli olan ve kaybettiğin bir şeyi tek kelimeyle söyle. 3 saniyen var. Hazine kutum. Ankara Sanat Tiyatrosu'na hoş geldin Deniz. Bak annemler geldiler. Nerede? Annem, dayım, yenge. Tamam, gördüm gördüm. Ay niye öyle üçüncü sırada olmuş onlar? Neyse ondan daha iyi görünüyor. Zeynep! Zeynep! Seni seviyorum. sonra şey yapalım. Şimdi dilek tutayım bir. Tamam. Bravo! Bravo! Bravo. Hiç kalmazsın değil mi? Bu akşam kalırım anneciğim. Alayım mı onu? Evet, evet. Oyunu nasıl buldun? Beğendim. Yani tiyatroyla çok ilgilenmiyorum ama bence sen harikaydın. Sağ ol. Ya biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Sen de bizimle gelmek ister misin? Ama olur. Bir şeyler yiyelim diyorum ben ya. Beni ye Zeynep, beni ye. Çok ayıp ya. Hastaydık abi, tıkalı yedim. Tamam, iyi. Abi eğlenecek yer yok mu bu Ankara'da? Herkes bir şey yok. Var. Mesela Manhattan size uyar mı? Al. Alo? Aşkım. Kusura bakma, geç aradım. Oyunun bitmesini bekledim. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Güller için sağ ol Burak. Vaktinde geldi mi? Hı hı. Tam vaktinde geldi. Saklı defteri. Belki de saklarız onu. Kalbimizde bir delik açar gibi. Belki denize ulaşır içimizdeki nehirler bir gün. Yine yazı bekleriz.
Sağ olun, sağ olun. Arkadaşlar küçük bir ara, 5 dakikalık bir aradan sonra yine sizle beraberiz. Görüşmek üzere. Tanıyorum biliyor musun? Ciddi misin? Çok eski arkadaşım. Kim? Nerede? Abi ne var, ne yapıyorsun? Harika sen. Abi geliyorsun, ne haber vermiyorsun? Ya işte bayağı ani oldu ya. İyi misin oğlum? İyiyiz abi, çalıyoruz işte. Aşkım niye böyle soğuk konuşuyorsun benimle? Hala kavga meselesi mi? Yok, soğuk konuşmuyorum. Nereden çıkardın? Ne var o zaman? Ya benim bugün doğum günüm ya Burak. Zeynepler de beni bekliyor. O yüzden acele ediyorum. Tamam tamam. Kapatıyorum. Hadi bay bay. Hoşça kal. Çok uzun zamandır görmediğim bir arkadaşım burada. Benim müziğe başlamama sebep olan insan kendisi. Çok iyi bir fotoğrafçı olmasının yanı sıra çok da iyi bir müzisyendir. Şimdi onu sahneye davet edeceğim. Özgür. Bu gece benim için özel ve çok eski bir arkadaşımın doğum günü. 25 senelik çok özel bir arkadaşım. Bu onun için. Deniz doğum günü. Doğuz. Oturalım mı? Olur. Benim doğduğum gün bir kaza olmuş. Annemle babam kontrol için hastaneye gitmişler. Hastaneden çıkmışlar, arabalarına binmişler ve bir araba arkadan onlara çarpmış. Annemi alelacele doğuma almışlar suyu geldiği için ve o an fark etmişler ki kordon dolanmış bana. Ya düşünsene, eğer o araba bizi arkadan çarpmasaydı, annem bunu hiç bilmeyecekti, eve gidecekti ve ben hiç doğmadan ölmüş olacaktım. Her doğum günümde bu hikayeyi hatırlıyorum. Şu an burada olmayabilirdin Deniz diyorum kendime. Eğer buradaysan bunun bir anlamı var. Bir şey ol, bir şey yap. Ya, saçmalıyorum değil mi? Hayır, hayır. Hayır. Senin doğum günün ne zaman? Güneş doğduğuna göre dündü. Nasıl yani dündü? Aynı gün mü? İnanamıyorum. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Doğum gün kutlu olsun o zaman. Doğum günümüz kutlu olsun. Neden söylemedin? Senin üzerinden ilgiyi çekmeyeyim dedim. Sağ ol.
Özgür, bu kadar tesadüf olabilir mi? Olamaz mı? Olabilir. Sen neredeydin şimdiye kadar? Sana bir şey vermem lazım. Ne? Sürpriz. İpucu? 25 senedir gitmediğin bir yere gitmemiz lazım. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa, saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir, dostlar dağılır dört bir yana. Yollarına ve sen ben değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı akarız dereler gibi denizlere. Hatırlıyorum galiba. Ben buradaydım. Dedem burada. Sen dolmaları burada düşürmüştün. Kapat gözlerini. Sarmaşıklar gibi sardın kalbimi, değiştirdin kanımı, koydun zehrini. Örümcek gibi ördün zihnimi, düşündükçe daha çok isterim seni. Nefes bile almadan, nefes bile alamadan, nefes bile almadan, içimde dolaşan alkol gibi sana git gide.
sarhoş oluyorum. Ruhumu kaybetmiş gibi sadece senin için yaşıyorum. Hayatım kusura bakma, bu saatte aradım seni. Yok, seni biraz sonra arayacağım, tamam mı? Tamam. Sen müsait olunca beni ara. Bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Özgür. Benim bitirmem gereken bir iş var. Eğer bir karar vermen gerekiyorsa... tercihin ne olursa olsun, ben seni anlarım. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyi Neredesin? Ankara'dayım. Ankara'da mısın? Özgür? Hayırdır Caca? Anne, İstanbul'dan bir teklif aldık. Bu gece gidiyoruz. Yani yılbaşı için mi? Onun için mi? Hayır anne, aslında devamlı bir iş. Parası çok iyi. Çocuklarla bir evde tutacağız. Özgür, bu yaşa kadar kalbini kırmadım, şimdi kırmak istemiyorum. Özgür, bak ama sen iyi değilsin evladım, değil mi? Anne, iyiyim ben. Neriman, boşuna konuşma. Eşyalar hazırlanmış, Özgür Bey programı yapmış, arkadaşları hazır. Bize laf düşmez artık. Sakin ol sen. Baba, bak... Oğlum, sen hastasın. Baba, hastanelerde yeterince vaktim geçti. Bu hayat benim. Risk de benim. Artık bırakın, lütfen bırakın. Seninki hayat, bizimki hayat değil anasını satayım. Şu annene bir bak, dön bir bak. Özgür iyi mi, Özgür ilacını aldı mı, okuldan aradılar mı, bir yerde bayıldı mı? Yahu dur! Bu kapıdan her çıktığında geri gelebileceğini düşünebilmek ne demek biliyor musun sen? Hayatmış! Baba, bu benim suçum mu peki? Ben mi istedim böyle olmasını? Evladım, senin çerçeven belli. Ne yaparsan yap, onun dışına çıkamazsın. Baba, neymiş benim çerçevem ya? Neymiş? Söylesene. Hastaneyle fotoğraf stüdyosu arasında geçen bir hayat mı? İstemiyorum. Böyle bir hayat istemiyorum baba. Ne istiyorsun peki? Yapmayın. Bar köşelerinde geberip gitmek mi? Bunu mu istiyorsun? Allah aşkına. Ya sus Neriman. Çocukluğumdan beri korunaklı bir hayat olsun istedim. Bir mesleği, bir güvencesi olsun diye çabaladım. Biz olmasak da kendi ayakları üstünde durabilsin istedim. Ya sen buna mı isyan ediyorsun? Sen nasıl anlamak istiyorsan öyle anla. Ben gidiyorum baba. Özür dilerim. Özgür.
O kapıdan çıktığın an benim için yoksun. Bak çok ciddiyim, öyle barlarda açık falan bir şeyler içme sakın. Tamam İnci Hanım, merak etmeyin. Aklına yatmadı mesela. Hemen çık gel. Anne temelli gitmiyorum ya. İstanbul'a gidip Ankara'ya dönen duydun mu sen? Ha? Abla, hı? Abla geç kalıyoruz. Hadi treni kaçıracağım anneciğim hadi. Dayıcığım. Annem sana emanet, tamam mı? Sen merak etme. Hadi hadi. Hadi geç kalma hadi. Varır varmaz ara. Tamam ama beklemeyin, hadi gidin. Hadi. Affedersiniz, burası boş mu? Boş. İstanbul'a mı? Hayatım. Bak ne gördüm havaalanında. Hiç bahsetmedin bana bundan. Çok güzel çıkmışsın, baksana. Konuşmamız lazım. Konuşuruz, konuşuruz. Bekle biraz. Burak, yapma. Şşt. Deniz, benimle evlenir misin? Yapamam. Ne demek yapamam? Seninle evlenemem. Neden? Çünkü... Deniz, neyin var senin? Neyin var? Ha, oyunculuk meselesiyse ben onu düşündüm Deniz. Devam edeceksin. O konuda haklısın. Ben de sana hep destek olacağım. Deniz, neler oluyor? Neyin var senin? Ha? Sana aşık değilim Burak. Saçmalama Deniz. Ne demek sana aşık değilim? Üzgünüm. Ne zaman anladın bunu? Ben yokken ne oldu ya? Yani doğru düz bir şeyler söylesene Deniz. Ne demek böyle birdenbire sana aşık değilim? Nereden çıktı? Çünkü... Çünkü? Başka birine aşık oldum. Saçmalama Deniz, sen bana kızgınsın o kadar. Ne demek başka birine aşık oldum? Yani ne oldu son üç günde? Kim bu, ne iş yapıyor ha? Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ya Burak, böyle bir şey olmasaydı da biliyorsun biz hiçbir zaman tam olmadık. Bir şeyler hep eksikti. Ne eksikti Deniz? Ben buraya gelene Burak, kadar her yapma. Şey tamdı. Ne yaptım ben sana Deniz? Yani neyi eksik? Ya fazla mı üstüne düştüm ha? Ya da hiç ilgilenmedin mi? Her zaman yanındaydım. Her zaman... Kötü gününde ben vardım yanında. Son ne zaman bana dokunduğunda içinde bir şeyler titredi Burak? Hı? Sadece bir yer ben orada olduğum için senin için güzel gözüktü mü? Ya da yanında ben olduğum için, yalnızca ben olduğum için çok mutlu hissettin mi kendini? Ya birlikte geçirdiğimiz kısacık bir an senin için her şey bedel oldu mu hiç? Siz ne yaptınız Deniz? Yattınız mı? Ne soruyorsun ya? Soruyorum işte, yattınız. Bunların ne önemi var? Bunların cevabını bilmek istiyor musun? Deniz, yattınız mı? Ha? Ne zaman? Ben yokken mi? Yoksa ben buradayken mi?
Hı? En son ne zaman? En son ne zaman? Sus gitme. Bu gerçek değil ya. Hayır, gerçek, gerçek. Sorduğun sorulara bak ya. Son bir fırsat ver bana ne olur. İnan bana, bize fırsat vermek için gidiyorum. Bence geç bile kalmışız. Son bir fırsat. Doktor Cem Yorgancıoğlu ile görüşecektim. Hoca çok meşgul. Maalesef iki haftadan önce randevu veremiyor. O kadar bekleyemem. Ben zaten çok eski hastasıyım. Özgür Turgut geldi der misiniz lütfen? Siz biraz bekleyin isterseniz. Biz kendisine ulaşmaya çalışalım. Tamam, sağ ol. Abi gideceğiz mi? Sağ ol. Abi şimdi evi aradım. 5 dakika önce çıkmış. Ne yapalım? Abi ne yapsak? Bence gidelim bence. Onarımı belirli bir süre rahatlık sağlayacak. Ancak sorunu tam olarak çözmediğini biliyoruz. Yani hiçbir zaman tamamen erişemeyecek miyim? Temel sorun kalp adetlerindeki zayıflama. Dolayısıyla bu işlemin ne kadar süre rahatlık sağlayacağı biraz da sana bağlı. Gece hayatı, sahne, aşırı stres gibi şeylerden biraz uzak durman lazım. Tamam mı? Sağ ol. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Geliştiğime göre gidebilirim. Hay Allah'ım, nereye? İstanbul'a. İstanbul mu İstanbul? Anne merak etme. Babamın istediği gibi fotoğrafçı olacağım. Ama onun yanında değil. Oğlum ben... Baba, bu kapıdan çıktığın zaman benim için yoksun demiştin. Sen unuttun galiba. Ben hatırlıyorum. Görüşürüz. Evet Özgür, sonuçların geldi. Ameliyattan sonra geçen zaman içinde kendine pek dikkat etmemişsin. İstanbul'dan gelen dosyanı da inceledim. Bak istersen. Yok, siz devam edin. Bir hafta içinde bile çok ciddi ilerleme söz konusu. Tam olarak ne kadar kötü? Özgür, sana şöyle anlatayım. Arabalara olan merakından hani yola çıkarsak... Benzin bittiğinde kırmızı ışık yandıktan sonra bir 30-40 kilometre daha gidebilirsin ya, aynen o durumdasın. Seni bir an önce toparlayamazsak sıranın sana gelmesinde hiçbir anlamı yok. Yani hemen şimdi yatmam mı gerekiyor? Birkaç saat izin alabilir miyim? Özgür, aslında seni hemen yatırmamız gerekiyor. Hatta belki bir süre solunum desteğine de ihtiyacın olabilir. Ama karar senin. Kartımı al. Acil bir şey olursa ararsın. Bu arada kendini de sakın zorlama. Tamam, sağ ol.
Adam sanatçı da malzemede iş yok. Hadi Deniz ya, asma suratını. Burak kolay atlatacak, bak görürsün. Bir an elime bırakmayacak sandım, biliyor musun? Sen doğru olanı yaptın. Bu kadar. Alo? Alo. Mademoiselle, Usmo? Oui? Vous êtes bien, Denise? Oui, oui, c'est moi. C'est pour le projet. Eh bien, nous avons décidé de travailler avec vous. C'est vrai? Ben, tout à fait. Quand j'ai des photos. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord. D'accord, je vais vous appeler un peu plus tard. D'accord. Oh. Fransa'daki filme seçilmişim. Adam fotoğrafları görünce karar vermiş. İnanamıyorum. Hemen Özgür'e arayıp haber vereceğim. Oğlum ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yani söylemek istiyorum ama telefonu bile açamıyorum abi. Söyleyeceksin. Söylemek zorundasın. Ne diyeceğim peki? Ne olacağı belli değil ki. Oradan çıkamayacağım belki de. Ya abi saçma sapan konuşma ya. Ne demek hiç çıkamayacağım oradan? Sen bu kızı seviyor musun? Sevmez miyim abi? Seviyorum. Deli gibi seviyorum hem de. Ben şimdi telefonu kapatıyorum. Sen hemen Deniz'i arıyorsun. Ve gelince görüşüyoruz. Meşgul herhalde. Duyuyorsan ya da eğer bir gün duyarsan sana söyleyeceğim birkaç şey var. İnsan ömrünün sonunu görünce işte bir başka oluyor. Affet beni oğlum. Biliyorum sen de üzülüyorsun. Ana gelmeyişin... Ana çok benzediğin içindir. Onun için kızamıyorum sana. Kızamıyorum ama... Çok özlüyorum Özgür. Hani sana demiştim ya... Senin çerçeven çizilmiş... Dışarı çıkamazsın demiştim. Eksik söylemişim be oğlum. Mesele o çizilen çerçeve değilmiş. Mesele o çerçevenin içine hangi resmi koyduğunmuş. Sen hayatını anlamlı kılan ne varsa, kim varsa... Sakın bırakma. Sakın vazgeçme oğlum. Yaşamlarının kederli çemberini tamamlayıp söndüler.
Girebilir miyim? Buyurun. Annem? Evet, perşembe günü dayım rahatsızlandı birden. Biz de annemi çağırdık, geldi. Neden bastığın toprakları öptüğünü söyledin bana? Beni öldürmek gerek. Pardon. Öyle yorgunum ki. Dinlenebilsem. Birazcık dinlenebilsem. Mimarçıyım ben. Yo değil. Aktristim. Evet. O da burada demek. İyi. Ne yapalım? Kalbimle seviyorum, umutsuzca. Hastane mi?
Nesi oluyorsunuz? Annesiyim. Hanımefendi, beyin tomografisi sonuçları geldi. Yapılan fotoğrafın tasarıda maalesef negatif. Bu aşamada tanınız beyin ölümünün gerçekleştiği yolu.